Tamam mıyız arkadaşlar? Peki. Aziz milletimiz ve değerli basın mensubu arkadaşlar, bildiğiniz üzere 3 Ağustos Cumartesi günü olağanüstü 4. kongresini gerçekleştirdi İYİ Parti. Bu kongre gerçekten Türk demokrasisinde pek rastlanmayan bir parti içi demokrasi örneği ve olgunlukta tamamlanan kongremizin ana sloganı da bugün geleceğin ilk günü olarak belirlenmişti. Delegelerimizin oylarıyla belirlenen genel idare kurulumuz bugün ilk toplantısını yaptı. Kurulumuz ilk toplantısında Sayın Genel Başkanımızın uzun süreli titiz çalışmaları sonucu ortaya koyduğu vizyonu ve yeni dönem süreçlerini paylaştı ve de onun önerdiği kadroyu onayladı. Buna göre artık Türk siyasetinde yenilenen bir sayfa var. Siyasi partilerin bu zamana kadar dar alanda politika yaptıklarını ve standart klasik organizasyon şemasıyla çalıştıklarını biliyoruz. İYİ Parti bugün zamanın ruhuna uygun bir yönetim kadrosu ve organizasyonunu Sayın Genel Başkan tarafından tanıtıldı ve artık yeni bir yapılanma içerisinde faaliyetlerini yürütecek. Ve İYİ Parti Başkanlık Divanı genel başkan yardımcılarından değil, her biri konusuna vakıf başkanlıklardan oluşacak. Bu yeni yönetim modeli aslında gerçek anlamda bir nebze gölge kabineyi de oluşturur. Ama Türkiye'nin bugünkü yönetimine ciddi anlamda katkı koymayı ve düzeltmeyi de gözünden uzak tutmaz. Dördüncü olağanüstü kongremiz Sayın Genel Başkanımızın vurguladığı gibi İYİ Parti artık iktidara kendini hazırlamıştır ve iktidar yürüyüşündedir. Bu hedefine ulaşacak bu yürüyüşte hem yönetim hem de ülkemizin meselelerine çözüm noktasında vizyonumuzu ortaya koyan çalışma modeliyle hazırlanmıştır. Ekonomi politikalarından kalkınma politikalarına kadar, toplumsal politikalardan milli güvenlik politikalarına, eğitim politikalarından kadın politikalarına kadar, uluslararası ilişkilerden gençlik politikalarına kadar, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve ülke yönetiminin her alanını kapsayan yeni bir idari modeli sistemimizle tanıştırıyoruz. Türk demokrasisiyle, siyasi hayatımızla, siyasi partilerimizle tanıştırıyoruz. 25 Ekim 2017 kuruluşunda Türkiye'de siyaseti yeniden yapılandırma iddiasında olan İYİ Parti, bu kongresindeki çarşaf liste yönetimi ve bu yönetim modeliyle gerçekten siyasetin yenilenmesine büyük katkı koyacaktır. Bu yönetim anlayışı ve bu yönetim şeması amacımız ülkemizi zamanın yarışına taşımaktır. Türkiye'yi tarihin zamanın gerisine düşmekten kurtarmak ve zamanın ilerisine taşıma amacını gütmektedir. Bir ülkenin yenilenebilmesinin ilk şartı yönetmeye aday siyasetin yenilenebilmesidir ve kendini çağın gereklerine uygun hale getirmesidir. İYİ Parti Türkiye'yi yönetmeye aday ve hazır bir partidir. Bugün size ilan ettiğimiz yeni yönetim modelimiz de bu gerçeğin en önemli kanıtıdır. Aziz milletimiz, değerli basın mensupları, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in Türk siyasetine kazandırdığı ve Genel İdare Kurulumuzun onayladığı bu yeni modele göre İYİ Parti şu şekilde bir organizasyon şemasına ve kademeye sahiptir. Siyasi İşler Başkanlığı Sayın Salim Ensarioğlu, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergün, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hasan Seymen, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray,
Parti sözcüsü Yavuz Ağır Alioğlu. Eğitim Politikaları Başkanı Berna Sukas. Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanık Ömeroğlu. Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu. Gençlik Politikaları Başkanı Yavuz Temizer. Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Başkanı Tuğba Çokal ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'dır. İyi Parti sadece bir muhalefet partisi değil, Türkiye'nin sorunlarına çözümü arayan ve bu noktalarda politika üreten bir siyasi partidir. Bir yıllık parlamento çalışması bunun en güzel örneklerini vermiş ve parlamentoya yeni bir anlayış getirmiştir. Yeni yönetim modeliyle de bunun kanıtlanacağının ve devam edeceğinin kimsenin şüphesi olmasın. Her bir başkanlığımız alanında mevcut iktidarın icraatlarını takip edecek, gerektiğinde uyaracak, gerektiğinde çözüm önerilerini sunacaktır. Biz yeminli evet veya hayırcılar değiliz. Olumlunun yanında, olumsuzun karşısındayız ve bunu parlamento çalışmalarımızda da gösterdik. Değerli basın mensupları, bu arada çok taze gündem olarak bildiğiniz gibi Türkiye'ye hüzne boğan Kaz Dağları ile ilgili bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan Kaz Dağları'ndaki yeşil katliamın karşı Sayın Genel Başkanımız yüksek hassasiyet içerisindedir. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener yarın öğle saatlerinde Kaz Dağları'nda olacak. Yeşiline ve suyuna sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır. Sayın Genel Başkanımız 8 Ağustos Perşembe günü bu gerçeği bir kez daha hazinemiz saydığımız Kaz Dağları'nda haykıracak ve milletimize bunu ilan edecektir. Bugün geleceğin ilk günü diye çıktığımız bu yolun yeni yönetimimizin aziz milletimize, ülkemize ve Türk siyasetine hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim.